Herkes nerede? Kızlar uyuyor musunuz daha? Sultanım. Ortalık yıkıldı, sen daha uyuyorsun. Öyle durma Süver Sultanımıza. Bu niye yanıyor daha? Duman çökmüş her tarafa. Kokusu da ağır. Derhal götür at bunu. Sen de kapıyı bacayı aç. Odayı havalandırın iyice. Çabuk olun. Kimsin sen hatun? Neden buradasın? Sultanım. Vazifemi yaptım ben. Vazifen beni öldürmek öyle değil mi? İstediğin bu. Canımı almak için buradasın. Paşa sultanım ne haddi? Defol çık git buradan. Siz biraz istirahat edin. Ben hemen hekim çağırayım. Sümbülah aramızdaki hain o. Yetişmeseydin beni öldürecekti. Nasıl olur sultanım? Ben şahidim. Kendi gözlerimle gördüm. Sizi kurtarmaya çalışıyor. Ne malum? Ne malum sen geldin diye öyle yapmadı? İhtimal vermem sultanım. Niyeti öyle olsa çoktan yapmaz mıydı? Validem hayırdır? Niye bu hazırlık? Mirşima dairemde Kur'an-ı Kerim okutacağım. Dua edilecek. Sen de benim yanımda ol. Elbette olurum. Esman seni kal. Nasıl arzu edersen sultan. Validem, böyle aniden nereden icap etti? Hususi bir sebebi yok. İçimiz ferahlasın. Hanemize huzur gelsin istedim. Sultanım, size bahsettiğim Hafize Zeliha Hatun geldi. Tamam, gelsin. Yasin vel Kur'anil Hakim İnneke leminel murselin Alâ sıratim müstakim Tenzilel azizir rahim Litunzire kavmen mâ unzir âbâuhum fehum gâfilûn لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون
Nefesinize sağlık Zeliha Hatun. Yüce Rabbim sizi ve evlatlarınızı korusun sultanım. Amin. Amin. Sultanım. Hayırdır Şahin Hazretleri'nin burada ne işin var? Arz etmem gereken bir husus var sultanım. Az evvel Şah Sultanımız. Farya Hatun, sen hamama hazırla. Siz de dışarıda bekleyin. Emredersiniz sultanım. Devam edin. Şah Sultanımızın sarayından geliyorum sultanım. Zira kendileri çağırdılar beni. Hatice Sultanımız da oradaydılar. İnşallah konuşup bir çuval inciri berbat etmemişsindir. Haşa sultanım. Ser veririm. Lakin sırlarınızı aşikar etmem. Anlaşma teklif ettiler. Kendi rızamla hünkârımızdan azlemi istememi buyurdular. Karşılığında deve kül altın verecekler. Sen ne cevap verdin? Düşünmek için mühlet istedim sultanım. Yarın sabah karar vermem icap ediyor. Hayır dersem olacaklar malum. Ocağınıza düştüm sultanım. Bana yardım edin. Korkma Şahina. Bir kapa ağasını öldürmeye göze alamazlar. Zaten bu yüzden anlaşma teklif edilmiş. Şahina vazifene devam edeceksin. Hatice Sultanımız hayli öfkeli. Şah Sultanımız mani olmasa elleriyle boğar beni. Şahin ağa vazifen hayli mühim. Azlini sağlayıp kendi adamlarını koyacaklar belli ki. Buna müsaade etmem. Aksi halde saraya ele geçirirler. Saatiniz nasıl sultanım? Gerçi haberlerinizi alıyorum her daim. Allah Yahya Efendi'nin razı olsun. Kendisinin tavsiye ve dualarıyla daha iyi olacağım inşallah. Sen altınlardan haber ver paşa. Hala bulamadın mı? Asif Sultan. Hiçbir iz yok. Ancak o parayı bulunan tek yolu var. Hatice Sultan. Mutlaka nerede olduğunu biliyordur. Şah Sultan? Haberi vardır elbet. Lütfü Paşa da bu işin içinde olabilir. Doğru. Hatice Sultan tek başına cesaret edemez. Dua edelim de öyle olsun. Zira alenen hazineden para çalmaktır bu. Derhal sürgün edilirler. Lütfü Paşa'nın da kellesi gider. O halde gözlerin üzerlerinde olsun. Bir taşla üç kuş vurabiliriz. Sultanım başka bir emriniz yoksa ben... Çekilebilirsin. Bekle. Siz çıkın. Çıkın. Dün gece iyi değildin. Ne söyledim, ne yaptım bilmiyorum. Oysa sen beni bir kez daha kurtardın. Dile benden ne dilersen. Sultanım, bana güvenmenizden başka hiçbir isteğim yok. Sana itimadım tam. Yoksa neden yanımda tutayım? Neyse. Odana mı gidiyorsun? Evet sultanım. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Gülsüm. Bana Sümbül ayı bul. Sultanım. Sultanım. Şahin Abu ölmüş.
Hanım siz bekleyin, burada durun. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor orada? Melun! Allah! 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 Uyarım. Allah! Vaziyeti nasıl Sümbül? Yarası derin değil sultanım, Allah korumuş. Şahin Ağa'yı kurtarayım derken canından olacaktı. Öldürmek isterken diyecektin herhalde, öyle değil mi? Anlat hatun. Kimsin? Bugüne kadar neler yaptın? Kime hizmet ettin? Nelere sebep oldun bilmek istiyorum. Esas ismim Diana. Manisa'da Mahidevran Sultan'ın kalfasıydım. Kendileriyle birlikte geldim payitahta. Hatice Sultan'ın emrine verdiler beni. Demek Mahidevran getirdi seni. Hamamda beni öldürmek isteyen de sendin, öyle değil mi? Doğrudur sultan. Sümbül Ağa kapıya gelince iş bozuldu. Zira yakalanmadan halletmem emredilmişti. Sonra neden yapmanın peki? Defalarca fırsatın oldu. Şah Sultan mani oldular. Şah Sultan. Hanımdaki hadiseden haberleri yoktu. Öğrenince vaziyete el koydular. Siz de beni mükafatlandırıp hizmetinize alınca casusluk etmemi istediler. Hey mel'una. Allah bilir ne haberler götürdün. Sultanım emredin icabına bakalım. Devam et. Bu hatun şeytana pabucunu ters giydirir vallahi. Nasıl da anlamadım. Beni bile kandırdın mel'una. O kadar da kefil oldum. Size karşı mahcubum sultanım. Sümbül Ağa olan oldu. Biz bundan sonrasına bakalım. Vali Bey sorgu sual ediyordur şimdi. Bağışlayın fakat onca hadiseden sonra nasıl itimat ederiz bu hatuna? Bir kişi düşmanlıktan geçip dostluk etmişse ona güven. Bir daha asla düşmanın olmaz. Sen de bir vakitle karşımdaydın Sümbül Ağa. Ama şimdi yanımdasın. Bana sadıksın. En doğrusunu siz bilirsiniz elbette ama ben yine de bu hatuna... Sultanım. Vali Bey. Bir ağa elini kolunu sallayarak hareme giriyor. Koskoca kapı ağasını öldürüp en yakın kalfamı yaralıyor. Hadiseyi bizzat tetkik ediyorum sultanım. Vali Bey sana itimarımdan. Her kim yaptıysa bu. Zira bir kapı ağası bu şekilde öldürülüyorsa hiçbirimizin emniyeti yok demektir. Her şeyi istediğiniz gibi anlattım. Kendi kastıkları kuyuya düşecekler. Ama istediklerini de aldılar. Şahin Ağa öldü. Allah rahmet eylesin.
Bana sadakatle bağlıydı. Kendilerine yakın bir ağanın tayin edilmesini isteyecekler sultan. Zaten maksat buydu. Biliyorum. Ama buna müsaade etmem. Sen şu büyü meselesini anlat. Salih Hatun ne yaptığını tam olarak ben de bilmiyorum sultan. Lakin tütsünün içine ne koyuyorlarsa sizi asıl rahatsız eden şey oydu. Bundan böyle daha rahat uyursunuz. Demek bu yüzden. Fahriye. Sultanım. Size bahsetmiş olduğum Aslan Ağa geldi. Sultanım. Sümbüla seni pek methetti. Eksik olmasınlar sultanım. Mübalağa etmişler. Aslan Ağa. Seni tavsiye edeceğim vazife çok mühim. Karşılığında istediğim tek şey sadakat. Gerektiğinde sar, dilsiz olacaksın. Gerektiğinde kuş uçurtmayacak kadar dikkatli. Canım yolunuza feda olsun sultanım. Size hizmet etmek şereflerin en büyüğü. O halde benden haber bekle. Çekilebilirsin. Aile. Sabah daireme geldiğini söylediler. Merak ettim. Hususi bir sebebi yok valide. Sizi ve Cihangir'i ziyaret etmek istemiştim sadece. Âlâ. Esmen sen nasılsın? Saatinize duacıyım sultan. Müsaadenizle. Mihrim ağa beni bekler. Şehzadem. Sultanım. Esma. Sık sık geliyor mu ziyaretine? Bazen gelir sohbet ederiz. Neden sual ettiniz? Bir sakıncası mı var? Onunla görüşmende bir sakınca yok Mehmet. Ancak dairende olmaz. Hele ki yalnız görüşmen zinhar münasip değil. Ne diyorsunuz siz valide? Esma benim kardeşim sayılır. Mehmet ben de bu yüzden ikaz ediyorum zaten. Hakkınızda dedikodu çıkmasını istemem. Ayrıca mesafeni koru. Koru ki alakanı yanlış anlamasın. Nasıl korkmam Süleyman? Kapa ağası haremde öldürüldü. Bana yapılanlar da malum. Dairemden çıkamaz oldum. Haremi sen idare ediyorsun. Her şey senin elinde. Buna rağmen hadise eksik olmuyor Hürrem. Süleyman mesele de bu zaten. Sultanlarımız benim haremi idare etmemden rahatsızlar. Nasıl olur da bir köle haremi yönetir diyorlar. Köle. Süleyman, benim sebebi varlı. Böyle manasız şeyler için canını sıkmak istemem. Her türlü tedbiri alıyorum. Bundan böyle haremde hiçbir sıkıntı olmayacak. Yalnız bir anne ve yeni kapı ağası tayin etmek lazım. Sen o hususu merak etme. Bir ağ var Aslan Ağa. Afife Hatun da Sümbül Ağa da pek methettiler onu. Enderun'dan yetişme. Oldukça kabiliyetliymiş. Eğer sen de münasip görürsen. Ben başka bir ağa tayin ettim zaten. Öyle mi? Kim oldu? Mercan Ağa. Bana derhal Rüstem Paşa'yı bulsun. Tamam. Derhal dedim.